Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mount & Blade'deki Bannerlord'da Hüma Hatun serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle bu video YouTube canlı yayınında çekiliyor. Twitch erişim engeli aldığından mütevellit herhangi bir şekilde Twitch'te yayın akışı gerçekleştiremiyorum. Bununla beraber burada birçok savaş yapmışız ve evet bak ben en son şunu hatırlıyorum. Elimizde İrlanda Krallığı'nın son üyesi olan Duin Salebe var. Ki kendisini idam ettikten sonra burası komple İngiltere'ye kalıyordu. O yüzden kendisini idam etmeyeceğiz. Kendisini burada 100 askerin koruduğu güvenli şehrimize götüreceğiz. Ve benim yerleşkem nasıl yağma yiyebilir ya? Şu 37 asker mi orayı yağmalıyor? Galiba 37 asker burayı yağmalıyor. Hani yağma manyağına çevirecekler ortalığı. Onun ben gayet farkındayım. Neyse kimse bizim kaleyi gelip kuşatamaz. Bu konuda herhangi bir endişe duymuyorum. Tutsakları satacağım. Lakin şöyle yapalım. Öncelikle lordları buraya atalım. Bütün adamları buraya atalım. Tamam mı? Sonra seviyeye göre sırala diyelim. Tam teşekküllü 90 tane esiri alalım. Oo Samet'im hoş geldin. Katıl üzerinden yayını desteklediğin için çok çok sağ ol. Hoş geldin balım. Ne yapıyorsun? Keyifler yerindedir inşallah. Bir de bizim ağırlığımız ne kadar? Benim İngiltere'nin oraya bir gidip gelmem gerekiyor. İngilizlerin karaya. 3000 birim ağırlık var. 50k para var. Git gel yaparken canımı okurlar mı acaba ya? Sekiz saatlik video. Abi o zor. O zor yani. Reksiyoncum kolay para kasma yöntemi olarak sanırım şeyi tavsiye edebilirim ya. Demircilik abi. Başka bir seçenek yok. Ya da turnuvalarda at kovalayacaksın ki bizim turnuvalarda çok fazla at gelmedi. Birader Improved Garnizon modu var da. Henüz o garnizonları kontrol etmeyi de bilmiyorum. İrlanda tarafıyla savaş halindeyiz. Feci bir savaştayız hem de. Bununla beraber ben bir de kameramı açayım hocam. Ben bir de kameramı açayım. Hoppa. Yok yok Şahin'im gelmiyor şey. Ekrana çıkmıyor. Ne kadara geçiriyorsun beni karşı? 4000'e. Okey değer abi. Değer değer 4000'e geçebiliriz. Hem buradaki kalelerden elit adamlar alırız. Biraz kendimizi geliştirmiş oluruz. Hem de şu esirlerden bir... Oh! Pardon. 4000'e biraz fazla asker aldım değil mi? Ne kadar para var burada? 60.000. Güzel. Biraz yemek çeşitliliği. Ama biraz çok değil. Yani çok ağır olursam... Karşıya zor geçerim. Ve 100k param var hocam. 100k para. Şahinim çok yaşa ya. Bunun gerçekleşeceğini hepimiz biliyorduk. Buranın köyleri hangisi? Şuralar. Buralardan biraz daha asker alayım. Dostlar şimdi İrlanda tarafıyla savaş halindeyiz ve biliyorsunuz Hüma Hatun serisi Umay Hatun serisinin devamı niteliğinde çekiliyor. Dolayısıyla bizim bol bol asker toplayıp bol bol savaş yapıp şehirleri almamız lazım. İrlanda tarafını ben açıkçası merkez üssüm olarak kullanmayı planlıyorum. Ama tabii ki asker yetiştirmek falan baya baya zorlayacak bizi. Buraların köyleri hangisi? Şu ikisi. Şu köylere falan da gidelim. Yani büyük savaş yapacağımız için eldeki bu 100k parayı ordu toplamaya kullanacağım. Kervan da Allah rızası için 5 kuruş getirmiyor ya. Sayın hocam şu an... YouTube'a 2 saatlik bir Warband bölümü geldi. Dolayısıyla Bannerlord'a bölüm gelmez büyük ihtimalle. Ey maşallah. İyi asker topladık. İyi asker topladık. Tamam. 250 asker oldukça iyi. Ups, köyde dolaşmayacaktım. Aleykümselam efendim hoş geldiniz. Şimdi dostlar yeni gelenler için söyleyeyim plan şu. Twitch açılana kadar YouTube'dan yayın. Twitch açıldıktan sonra Sabaton'a devam. Eş zamanlı yayın. Yani hem buradan hem Twitch'ten.
Ne olur Twitch açılmazsa Ramazan'a kadar. Çünkü Ramazan ayında yayında olmak istiyorum. Twitch Ramazan'a kadar açılmazsa Ramazan ayında komple YouTube'dan yayın yaparız. Yani Sabaton'u YouTube'dan devam ettiririz. Ki Sabaton'un mantığını biliyorsunuz işte, hani her donate, her abonelik, her bit hepsi yayın süresini uzatıyordu. Burada da bir şekilde yayın süresini uzatır. Şimdi ben yeterince asker topladığıma inanıyorum. Yeterince asker topladığıma inandığım için Glasgow şehrine doğru bir adamımı götürüyorum. Tekrardan İrlanda tarafına geçiş yapacağız. Bu arada köylerimiz yağmalanıyor. Yağmalanacak. Oraları kurtaramam. Vallahi Rexyoncum, neden ban yediğini hatırlamıyorum. Önce Twitch'in açılması lazım. Patates kafa, aleyküm selam, hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? Keyifler nasıl? Herhangi bir krallığa bağlı değilim efendim. Anadolu haritasında oynuyoruz. Avrupa 1100 modu ile, ki görüyorsunuz oldukça kalabalık bir harita kendisi. Amacımız görmüş olduğunuz bütün bu toprakları ele geçirmek ve başladık bile. Yani çok olmadı, bu 6. ya da 7. bölüm falan olması lazım. Bir tane kalemiz var burada. Bir şehir, bir kale daha derken böyle 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 bütün İrlanda'yı fethedeceğim. Önce İrlanda'yı bir üs olarak kullanacağım. İrlanda'nın ardından yavaş yavaş önce İskoçya, sonra İngiltere, sonra yavaştan Fransa tarafına doğru ineceğiz. Sonra Fransa, İberya tarafı, yani İspanya, Portekiz, oralar. Oradan böyle Arabistan'ın çöllerinden, hani Afrika'dan Arabistan'a, Arabistan'ın çöllerinden yukarı Anadolu'ya gibi gibi. Yani bütün her yeri fethedeceğiz. Amacımız bu ve burada bu işi tek başına yapacağız. Çünkü modlu oynuyoruz efendim ve Hüma Hatun 10 bin kişiye kadar asker toplayabiliyor. Yani yemeğine ve parasına yetişebilirse 10 bin askerle beraber gezebilecek güce sahip. Baktığınız zaman bu hile diyebileceğiniz bir şey. Lakin götü yiyen varsa 10 bin asker bastın da bir göreyim. Yetişemem abi. Yemeğine yetişemem, şeyine yetişemem. Ne olacak? Ordu toplamadığımız için işler bir parça daha kolay olacak nispeten. Evet, bütün orduyu geçirdik karşıya. Şimdi öncelikle şu yağma atılan köylere bir gidelim mi? Ya yağma atılan köylere gitsek de pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Şurada bir şeye bakalım, bizim kaleye bakalım. Bu kaleden sonra gidelim ve Trielle Kalesi'ni alalım. Efendim sevgili Onur'um mu? Onur Cavit. Katıl üzerinden 8. yayını kutluyor. Onur, kesene bereket, hoş geldin. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl gidiyor? Yapma lan. Oyun çökmesin ama şimdi. Şimdi oyun çökerse benim mental biraz daha çabuk çöker. Güzel adam varmış burada. Hemen bir save. Hemen bir save. Au. Mod videoların açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bu büyük bir mod paketi. Şahinim katıl üzerinden abonemiz olarak aramıza katılıyor. Şahinim, kesene bereket, teşekkür ederim. Hoş geldin kardeşciğim. Yürü bakalım Trelle Kalesi'ne. Şehir almayı ben de çok isterim ama şu an 500 askere birden meydan okuyamam. Ya burada da pek bir şey değişmiyor gerçi, böyle 300 askerlik bir güç var ama. İnşallah kuşatma kulelerinin sayısı artmadan girebiliriz buraya. Çünkü kafa kafaya yani adamlarla elimdeki erzak miktarı. Bu arada Avrupa tarafında benim için çalışan bir tane kervan var. Çok zor olacak var ya. Bari ikincisi bitmeden kursan şeyi. Ne açıdan sevgili patates kafa? Ekstraya video. Dur bakayım. İkinci tribüşeyi kurdu bu arada. Adam ikinci tribüşeyi kurdu. İşler zorlaşacak. Arkadaşlar bütün videoları yükledik, düzenledik. Lakin dediğim gibi biz karı koca çalışıyoruz. Eşim kapak fotoğraflarını yükledi mi bilmiyorum. Yüklemişse mutlaka video atarım. Ama yüklememişse yapacak bir şey yok. CK3 videosu var. İzler miyiz? Yamyam Kral Samuel'in hikayesi. CK3 videosu. Bence akar. Bence akar. Attım hocam. Samet Güngör ekstraya video atıldı.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Patlas adam. Sağ olasın. Şey yapayım mı? Bitrate'i biraz daha arttırmayı deneyeyim mi? YouTube kaldırır herhalde. 8.000 ile normalde. 10.000 yapsam. 10.000, 12.000. Ki normalde ideali 8.000 diye biliyorum ama sadece YouTube'da yayında olduğumuz için arttırabiliyorum. Bitrate arttırmayı denerim. Valla sevgili dostum, bir yaratıcının varlığına inanıp inanmamak senin hür iradenle karar vereceğin bir şey değil mi? Ne yapacağım benim düşüncelerimi? Mesela benim düşüncelerimin bir önemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Horos'un serbest kalması için fidye. Al abi. İki tane mancınık var arkadaşlar. Buraya girdiğimizde patlar mıyız acaba ya? Çok net söylüyorum, yumuşak popolu gameplay yapacağım. Yumuşak popolu gameplay. Ölürsem save'e dönerim. Sevgili Kadir Akan sağ olasın. Yayıncı bozmuş. Yok be abi, sinir yapacak ne var Allah aşkına ya. Ya o sinir de nasıl oluyordu biliyor musun? Şimdi insan ister istemez bazı yerlerde bazı şeye fazla maruz kaldığında tolerans seviyesi azalabiliyor. Ya şimdi şöyle düşün. Sen bir bardaksın. Ya bardak değil, leğen bile olsan damla 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 su damladığında o leğenin bile belli bir taşıma kapasitesi var. Ya ne oluyordu? Ben su taşırken biraz fazla hırçınlaşıyordum. Şimdi birazcık daha şeyim yani. Ya diyorum ki olabilir. Normal. Bunu alabilirim her insan gibi. Evet, mancınık ilk atışını yaptı. Allah'ım. Umarım buraya... Niye arkanız dönük peki? Mesela. Arkadaşlar okçular oradan sıkıyor. Bizimkiler niye götünü dönüyor şu an? Bilmiyorum. Bu bir sorun. Bu bir sorun. Geçen kale savaşımı hatırlıyorum. İçeride mahsur kaldıydım ben. Ama sence Twitch açılır mı? Bence gerekli adımlar atılırsa açılabilir gibime geliyor. Çünkü erişim engeli kararı var. Yani daha ayrı özel bir durum yok diye biliyorum. Şu anlık. Hoca beni bir salın. Bak beni bir salın. Müthiş derecede rahatlayacağız. Bak beni bir bırak. Beni bir bırak. Tamam. Mancınık buranın yukarısında mı acaba? Yep. Harbiden buranın yukarısında. Ama hocam siz de donatlet sporsunuz yani. Öyle bir... Ne yapacağımı anlamışsınızdır. Tutun! Arada kendi adamlarım da gidiyor. Farkındayım. Hayır dur. Mancınıkla bir alakamız yok. Arada kendi adamlarım da gidiyor kral ama cepheyi açmanın en temiz yolu bu. Artık o kadar olacak yani. Bir tane kendi adamım varsa düşman da var. Bu konuda gözümü hırs bürüdü. Hayır, mancınıkla işimiz yok. Sakin ol. Kendi adamlarıma daha çok zarar veriyorum gibi bir his var içimde. Lütfen o his beni yanıltıyor olsun. Şu an o his giderek kuvvetleniyor. Sanki o his beni yanıltmıyor gibi. Ama şuraya bakar mısın abi? Yani bence orada 4 adama karşılık 30 adam falan var.
Birader iyi ki mançanık kurmuşsunuz. Çok işe yaradı be. Vallahi bak. Bizim ordu burada eminim epey hasar almıştır. Lakin mesela birazdan mancınıkta kullanılabilecek herhangi bir cephane kalmayacak. Canım beni bir bekler misin? Mancınıkta kullanılacak cephane kalmayacağı için burayı dert etmeme de gerek kalmayacak. Zira bütün cephaneleri tükettim. Mızrağı bırakır mısın? Mızrağı bıraktın değil mi? Sadece kılıç kalkanım var. Peki. Buraya geleceksin de neyle ateş edeceksin mesela? Bana bir anlatsana bu durumu. Üf. Kol bacak koparanca o. Tamam. Arada adamların kafa da gidiyor. Biraz merdivenler midemi bulandırdı. Okey, harikayız. Sevgili Hasan Sadık 11 lira göndermiş. Efendim kesenize bereket, teşekkür ediyorum. Sevgili Hasan Sadık, çok sağ olun. Benim YouTube alertlerim bozulmuş olabilir mi? Galiba benim YouTube alertlerim yok ya. Biraz sorun yaşıyoruz burada. Neyse düzeltilir, düzeltilir. İlk yayının suçu günah olmaz, düzeltilir. Aldık fight'ı da ne pahasına hocam. Ya benim için dilediklerini diyebilirler sevgili sakallı bebek ki bana bir şey dedikleri yok sanma ha. Şey diyorsun da eşcinsel. Eşcinseli gerçekten hakaret olarak kullandığın için seni ciddiye alamıyorum biliyor musun? Garip yani insanların seçimleri bir hakaret olarak kullanılabiliyor mu? Sevgili Ahmet Onur Demirkol katıl üzerinden 8. yayını kutluyor. İyi eğlenceler babuş demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim iyi eğlenceler dileğiniz için. Ve keyifli seyirler diliyorum size. Belli ki dünya görüşümüzün biraz farklı olduğu bir şeydeyiz öyle değil mi? Sorma Onur'um ya neler geldi başımıza. Hocam. Sizce aldırış etmeye gerek var mı? Önemli değil. Ağam bizde eğlenir. Vallahi keyfinize bakın dostlar. Mesela Twitch'te kontrol biraz bizdeydi de burada çok fazla kontrol bizde değil. O yüzden bir parça şey olmak gerekiyor. Aa alertlerim çalışıyor 10 yıl sonra falan. Ama günün sonunda çalışıyor mu? Çalışıyor. Falan etsek burayı. Ya da yakıp yıkma. Falan edelim birlik şeyi bozulmasın. Sadakat eksi bir. Dur. Buranın garnizonuyla alakalı yapacağım bir şey yok da. Ne var? Şu var abi. Bunu iptal ediyorsun sadece festival ve oyunlar. Aynen öyle. Garnizondaki asker sayısı sıfır. Zira bana da asker kalmadı. Baktığın zaman. Benim de bayağı az miktarda askerim var. Efendim Hüma Hatun. Hüma Umay Hatun'un. Ya şey diyebiliyorum. Türk mitolojisinde Umay Hatun Hüma kuşu olarak çağrılır. Hani mesela nasıl ki Yunan mitolojisinde Zeus var. Kartal'a benzetiliyordu öyle değil mi kendisi? Kartal olması lazım. Ya da Odin, Karga, Raven. Karga mı tam olarak bilmiyorum. Kuzgun, kuzgun. Kuzgun çağrışımı falan var ya. Türk mitolojisinde de Umay Ana dendiği zaman Hüma kuşu çağrışımı var. Dolayısıyla bu karaktere Hüma Hatun dememizin sebebi Umay Hatun serisinin devamı niteliğinde olmasından kaynaklı. Yani hikayemiz, kendi uydurduğumuz hikaye
Umay Hatun Kalradya'yı fethetti, biliyorsunuz en çok sevilen YouTube serilerimden biriydi. Umay Hatun Kalradya'yı fethettiği gibi Hüma Hatun da, kızı da, ki normalde kızı yok, Hüma Hatun da bütün Avrupa'yı fethetmeye çalışıyor. Senaryo bu. Efendim sevgili Musa Şahin'den 22 lira var. Kesenize bereket, çok teşekkür ediyorum. Burada para atmak kolay, inşallah çok kesinti olmuyordur demiş. Çok teşekkür ederim. Kesinize bereket. Kesintiyi siz dert etmeyin. Kim eşcinseli hakaret olarak kullandı bilmiyorum ki. Aga'nın bir tanesi şey dedi. Abi dedi, senin için gay diyorlar. Doğru mu? Dilediklerini diyebilirler abi. Benim için bir haber değeri taşımıyor. YouTube. Çocukları uyutup. Prensesler serisi de güzeldi. Ne oldu balım? Niye kafama vuruyorsun? Şimdi şu kelle aldım. İrlanda tarafındaki neredeyse herkesin kellesini aldım. Ama şu anlık kimseyi idam etmiyorum. Çünkü İrlanda'nın son prensi elimde. Şu an zindanda şu adamın kafayı vurduğum an İrlanda krallığı sona eriyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Başımıza daha büyük bir bela alıyoruz. Çünkü İrlanda Krallığı'nın bitimi İngiltere Krallığı'nın başlangıcına tekabül ediyor. Biz İrlanda Krallığı'na saldırdığımız an, son adamın kellesini vurduğumuz an, mekan niye bende gibi gözükmüyor lan? Rail Kalesi. Allah Allah. Haritayı gösteririm tabii ki. Kaleyi benimmiş gibi göstermiyor çok garip bir şekilde. Dediğim gibi İrlanda kralı öldüğü an bütün krallık İngilizlere kalıyor ve şu an İngilizlerle vuruşamam. Efendim burası görmüş olduğunuz gibi İngiltere tarafı, Birleşik Krallık. Birleşik Krallık değil mi la bura? Burası İrlanda, İngiltere bu taraf. Fransa tarafı, İspanya bölgesi, Afrika. Afrika'dan Arap Yarımadası'na, Anadolu'ya, Balkanlara ve Avrupa'ya, Rusya tarafına, İskandinav bölgesine, İsveç, Norveç, Danimarka, oralara, burada Kazan tarafına, Kafkaslara kadar bütün her şey oyuna eklenmiş vaziyette şu anda. Oyunda Afrika tarafı da var tabii ki, ama Afrika'nın derinlerine inemiyorsunuz. Yani şuralarda Mali Krallığı, Şangay falan, Songay nasıl okunuyor bilmiyorum. Onlar falan yok. Sadece Kuzey Afrika. Kuzey Afrika bölgesi. İtalya tarafı falan. Her şey var oyunda. Twitch'e giremiyorum. Ben de Türk devleti var mı? Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu devleti var. Yoldaşlara klan kurdurmayacağım muhtemelen. Tek klan ilerleyeceğiz. Evet, fırlatma hünerimiz arttı. Az önceki savaşta o kadar çok kil aldık ki. Fırlatmayı boş ver. Biraz daha atletizm. Benim karşı kıyıya geçip adam toplayıp gelmem gerekiyor. Ya bir şey diyeceğim. Öteki yer niye bende gözükmüyor ya? Oğlum bura benim tımarım değil mi lan? Allah Allah Allah. Baksana, birlik toplayacağımız yerde gözükmüyor. Şehri göremiyorum abi. Vay anasının gözü ya. 2000'e geçtim karşıya. Gel böyle. İngiltere tarafından falan adam toplayacağım. Bu sefer 300 askerle falan girmeye çalışacağım oraya. Biraz daha okçu. Niye gözükmüyor anlamadım valla. Ban yemediniz efendim. Hayır, mesajınız geliyor. Dın dın dı 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 dın dın. Sturgia serisi ilerlemiyordu hocam. Ondan dolayı bıraktım. Şimdi bu oyunun ilerleyeceğine emin olabilirsiniz. Bu serinin devam edeceğine emin olabilirsiniz. Neden? Çünkü bu seride kıymetli arkadaşlar, şöyle birazcık daha yemek alalım. Bu seride ben adamları idam ediyorum. Dolayısıyla idam olduğu için oyunda düşmanlar ölebiliyor. Yani ilerleyebiliyorsun ama
Biz Sturgia serisinde normal Vanilla oynarken bir kişinin bile kellesini vurmadık. Ve hiçbir idam gerçekleştirmediğimiz için de oyunda ilerleyemedik. Sürekli olarak ordu toplayıp geri geliyorlardı. Ordu toplayıp geri geliyorlardı. Bu yüzden Sturgia serisi yarım kaldı. Çünkü net bir şekilde ilerleyemiyorduk. Şu an bak mesela ben kaleyi aldım. Kalede sıfır adam var ama fethedileceğine dair en ufak bir endişe duymuyorum. Neden? Çünkü İrlanda'nın bir tane lordu kaldı. O da benim elimde esir. Paralı askerler de götünü de yırtsa toplanıp tehlikeli bir ordu kuramazlar. O yüzden kafam rahat. Ama şimdi biz eğer ki bir şehir almayı amaçlıyorsak, şehir fethetmeyi amaçlıyorsak çok daha ciddi hazırlanmamız lazım ve bu konuda ne yapacağız bilmiyorum. Şehir alamam ya. Nasıl şehir alabilirim ki? Mesela yemek açısından böyle fazla fazla yemek aldık diyelim. Ki yemek bulunur. Parayı nasıl halledeceğim? Bu adamlar camış gibi şey alıyor, maaş alıyor. Baksana 1.300 giderim var benim. Hadi yemeği bir şekilde hallettin. Yemeği nasıl halledeceğiz? Yağma atacağız. Yemeği bir şekilde halledersin de diğerleri sıkıntı. Bu arada İngiltere tarafından da aşağı inmeye niyetim yok. Yani Fransa'nın oraya falan gemiyle geçmeye niyetim yok. Çünkü her gemi geçişi bizim için masraf. Ama baharat tüccarı seviye almış. Devam. Demirciliğe henüz girişemedik. Ve evet, Sturgia serisi çok tekrara düşüyordu. Efendim, Twitch hakkında konuştuk esasında ama kısaca anlatayım. Şayet ki tekrar açılırsa, ki ben açılacağına inanıyorum, Twitch üzerinden yayınlar devam edecek. Ve 48 saatlik bir Sabaton süremiz kalmıştı. Sabaton bitirilecek. Bitirilecekten kastım. Hani 48 saatten başlayacağım artık, 48 saatten. Ne kadar gidersek, insanlar ne kadar uzatırsa. Velev ki açılmadı Ramazan'a kadar. Ramazan yayınları komple YouTube'da olur. Senaryo bu. Bir Londra'ya gideceğim bir tur. Ondan sonra karşı tarafa döneceğim. Adamlara ciddi bir yağma atacağım. Ya çok kayıp veriyoruz ama aşağı yukarı 300 askere yakın ordumuz var. Vay 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 vay. Burada birbirlerini kuşatıyorlar. Oha. Şey değil mi bir ya? Antik bir yapı. Londra tarafına da uğrayalım. Oradan geçiş yapalım. Baranım tabii ki sabitlerim balım. Teşekkür ederim baranım. Nerede hocam? Bir saniye balım. Bir kalp atmam lazım chat'e. Erişemiyorum da panele. Hop. Mesajı sabitle. Evet, kullandığımız modlara da buradan ulaşabiliyorsunuz. Pekala. Londra'da turnuva var. Panda adam var mı? 5 tane veteran Crusader Spearman. Hallederiz, hallederiz. Sabah turnuvaya girdim. Döndüm İrlanda tarafına. Safkan Batanya atı. Vuh! 14K falan ediyordu değil mi? Tamam, ekonomiyi bu biraz daha rahatlatacak. Bu ekonomiyi biraz daha değil, maksimum ölçüde rahatlatacak. Gideceğim. Biraz köy yağmalayıp şehirlere musallat olacağım artık. Farkındaysanız doğru düzgün ekipmanım yok. Bitti deme fight. Tertemiz. Yes! 500-600 asker nasıl toplayalım canım? 500-600 asker çok zor. Arkadaşlar, dediğim gibi Twitch hakkında düşündüğüm tek şey, umarım açılır.
Umarım kapıları geri açarlar abi. Hep böyle olmaz değil mi abi? Ama gerçi bir şey söyleyeyim mi? Bak doğruya doğru. Twitch de son zamanlarda ardı ardına kötü haberler veriyordu. Yani kötü haberler veriyordudan kastım şu. Yayıncı açısından kötü. Gerçi izleyici açısından da kötü. Örneğin aboneliklere zam haberi. Benim açımdan iyi de bakalım yani aboneliğin sürdürülebilirliği olacak mıydı mesela. Sonra Prime'dan 0.09 cent. Bu muhabbetler zaten birazcık şey yapıyordu, korkutuyordu. Oha, Batanya turnuvasında ilk defa at görüyorum. Güzel. Güzel. Bannerlord'da Moğol serisi. Moğollar var mı bu modda bilmiyorum ya. Ama yaparız yani, neden olmasın. Şimdi azizim, Safkan Batan yatı ne kadar? 8000 mi? Abi 8000 ise ben buna bineyim. Ben buna bineyim, yazık günah, boşa gitmesin. Madem o kadar kastık. Şuradan bir karşıya geç bakalım. Şu para işleri beni biraz yoruyor biliyor musun? Yani para işleri bu kadar yormasa çok daha iyi olacağım ama. Askerleri nereden topluyorsun? Bütün ülkelerden. Aa, karşıya çok ucuza geçtim. Yanlış yere geçtim. Avrupa'ya girdik kazara. Baylar baylar. O zaman Fransızlardan falan da asker toplamanın zamanı geldi sanırım. Ya demircilik yapayım diyeceğim. 300 adamla demircilik mi yapılır kanka? Yapma etme Allah aşkına. Vallahi Fransızlardan da adam alıyorum ben. Fransızlardan, herkesten hocam. Sevgili Musa, çok teşekkür ederim. Kesene bereket, çok çok teşekkürler. Demircilikte silah yaparsam tabii ki. Bak hatta benim bir tane baharat tüccarım var. Tek yoldaşım o şu an. Ona isim veriliyor muydu ya, baharat tüccarına? Yani krallıklar değil, klan. Umay Hatun klanı. Bir tek baharat tüccarı var garibim. Aa, isim verilmiyor galiba bu modda. Ah lan. Ah be Musa. Demircilikteki silaha isim verme muhabbeti yapılır hem baba. Change name yazıyordu. Nerede lan? Nerede? Ha, change name. Tamam. Musa, sen benim tek yoldaşımsın şu an, tamam mı? Sen benim şu an tek yoldaşımsın. Artık baharat tüccarı yok. Artık Umay Hatun klanından Musa var. Tek dostum, tek tüccarım, tek adamım. Bu arada 300 adam falan yaptık ya. Bence bunlarla bir şehir mehir kuşatılır. Fransız harbeletlilerini falan da alıyorum. Bunlarla bir şehre girilir yani. Girilir. Efendim, bugün 2 saatlik Warband bölümü geldi kanala. Dolayısıyla bugün Bannerlord gelmez. Bugün Warband gelir. At sırtında gönderli silah hasarı. Hocam kayıplar çok fazla ya. Para kaybı çok fazla. Tüccar kervanına eşlik et. Ne kadar para vereceksin? 1250. Olur kral. Bedava 1250 aldın. Çünkü görev bug'lı ve çalışmıyor. Lan beni İngiltere tarafına geri çıkart ya. Ben İngilizlerin oraya geri gideceğim. Götür beni. Oradan da İrlanda'ya gideceğim. Adamlar bizim yerleşim yerlerini yağmalıyor. Allah yağmalıyor. Orada değiliz ya. Sesimiz çıkmıyor diye bizi gariban bellediler. Kardeşim, ben plana sadık kaldım. Büyük bir plan uğruna bekliyorum. 4 günlük yemeğim var bu arada. Biraz hızlı gidip oranın köylerini falan yağmalasam. Oradan yemek gelir ya. Haydi bakalım. Bu 300 adamı kullanma vakti.
Hoş geldin aşkım. Dostlar bu kadar yemek almaktan vazgeçtim. Gidip yağma atacağım çünkü neden gemiyle karşıya geçeceğim? Gemiyle karşıya ne kadar ağır yükle geçersem o kadar çok para ödüyorum. O yüzden mümkün olan en hafif yükle karşıya geçip yağma ata ata işi bitirmem lazım. Ay kuzum benim. Bir insan bu kadar yansıyor şu arkadaşlar. Kaşı gözü kaymış. Zombiye gerek yok, ben varım aşkım. Oy oy oy. Arkadaşlar yağma atana kadar size yemek biter mi? Umarım bitmez ya. Hey bebeğim. Bana bir maden suyu verir misin kuzum? Yavrum. Evet, Onurum ya. İşte karşıdan karşıya gemiyle geçişlerde yüksek meblağlar istemesinin sebebi ağırlık. Az bir ağırlıkla dolaşmak lazım. Bu arada arkadaşlar ben gözüme mekanı kestirdim. Waterford'a dalacağım. 460 birimlik bir askeri gücü var ama Waterford'u dalıp alabileceğime inanıyorum. Peki şu an ne yapıyorum diye soracak olursanız, şu an yağma atarak hem erzak stoğumu doldurmaya çalışıyorum hem de bir miktar esir alıyorum. Bir tane şehir aldıktan sonra ben oyunun açılacağına inanıyorum bu arada. Yani o bir tane şehri almaya bakıyor olay diye tahmin ediyorum. Ama tabii biz buraları alana kadar birazcık bu turnuva bahisleri iki kat. Lütfen abi. Ya da kente gizlice girme ihtimali mi? Bir şey söyleyeyim mi? Turnuvadan gelecek bahisi salla. Kentlere gizlice girelim. Sağ ol balım. Böyle kaç tane işlemi? Çok hoş bir tadı var. Oh. Bir dal daha yağma atacağım. Şehri kuşatırken en az 3-4 günlük yemeğim olsun fazladan. Ama sürekli para akıyor böyle. Para eksiye doğru akıyor dostlar. Yani bir türlü o şehri kuşatmaya doğru gidemiyorum ama şöyle bir şey var. Yavaş 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 her şey oturuyor. Kardeşim. İyiyim, gelin alları dikiyorum. Allah korusun. Bakımsızlıktan deme aşkım. Ağzım yüzüm kaydı ya. Senin bu sefil kocan bilgisayardan kakıp hiçbir şey yapmadığı için içebilir miyim kuzum? Ay yavrum benim. Sen hepimizi gömersin yenge. Bak gavur gelin almayacağım dersen aniden iyileşebilir. Kalbi kim istersen. Takılıyorum ben ona.
Waterford'un duvarları kaç seviye bilmiyorum. Ama bir şehre ihtiyacımız var dostlar, yani gördüğünüz gibi. Şehirsiz şey yapmıyor, şehirsiz almıyor. Kardeşim, istersen gavurlarla harem kur yakışır. Haremci. Kardeşi varsa o da muya. Zaten senden önce. Hatta muya alalım diye. Ama ert olmasın işte. Sur seviyesi 3 diyor dostlar bu arada. Haydi ya Allah. Chat. Oy kuzum benim. Chat burada naneyi yedik ha. Adamlar mancınıkları falan kuruyor. Büyük ihtimalle burayı tek de alamam. Ya mal gözde olmasın. Çok ıskanırım. Çok teşekkür ederim sevgili Hasan Sadık. Kesene bereket, sağ olasın. Duvarları kır. 7 günlük yemekle hangi duvarları kıralım paşam? 4 tane mancınık bana bakıyor. Burası çok zor ya. Sarışın mavi gözlüğü buraya alalım. Sarışın olmasına derdim yok. Mavi gözlü olursa çok kıskanırım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum aşkım. Bannerlord'un 8200 o milyon galiba. Hocam ben o kadar saymayı bilmiyorum. Ulan buranın milisi de azalmaz şimdi. Yok abi bu kuşatma imkansız. Yani bir yandan para veriyor, bir yandan kuşatma imkansız. Dublin'in refahı 5000 bu arada. 5000'e aşkın ama orada 600 asker var. Yani şu köylere de yağma atacağım. Sonra İngiltere tarafına geçip bir esirleri falan satacağım. Abi şu an hiçbir şey yapamıyorum. Benim elim kolum bağlandı. Sevgili Ömer Doğan katıl üzerinden aramıza katılıyor. Efendim kesenize bereket. Hoş geldiniz. 29 milyonluk araç. İnşallah bakalım. Mavi gözlü olmadığı sürece alabilirsiniz kardeşim. Şey yapalım mı hakikaten ya? Adamla bir barış görüşmesiyle alakalı konuşalım mı? Belki bize iyi miktarda haraç verir. O ara askerleri garnizonlara bölüştürür. Birkaç sağlam adamla gidip şey yaparız. Demircilik yaparız. Ekonomiyi topladıktan sonra da geri geliriz. Biliyorsunuz son İrlanda prensi elimde esir. Yani demirciliğe her an yürüyebilirim. Abi kervanlardan para gelmiyor ki. Baksana kervandan gelen gelir 2 altın diyor. Yani elçi yanıma yaklaşırken korkmalı, anladın mı? Benim kellemi alır bu adam diye. Dostlar bu arada hala benim şehir şey yapmıyor. Hala benim şehir göstermiyor. Improved garnizona falan mı gireceğim? Şu Triala Kalesi'nde 181 savunma var mesela. O 181 savunma milislerden. Şuradaki kalede esir tuttuğum adamı bir alayım, konuşayım. Bu kalede esirdi de ne oldu? Kaçtı herhalde. Dur bir dur. Dur böyle olmayacak bu. Bir tane asker koyduğum zaman kendine geliyor mu orası? Okey. Paramız yok hocam, paramız. Galbey. Deneyelim hocam. Dur bakayım. Ne kadar askeri varsa ona göre hareket edelim. Donmadı. Kaydediliyor, ekranında kaldı. Abi Galway'de 500 kişi var. Ve Galway'in de sur seviyesi 3. Buralar zor dostlar. Buralar zor. Ve benim yemeğim bitiyor. Bu adamları bir an evvel kenara köşeye bir yere atıp agalarla barış görüşmesi yapıp ona göre hareket etmem lazım. Şuranın garnizonunu bir yönet. Buraya ben şimdi bir 100 tane asker koyacağım. 2 tane kalemiz var kuzum. Adamları seviyelerine göre sırala. Kalede oldukları için bir 150 kadar asker koyayım buraya. Bir 150 de ötekine bırakacağım. Kalanları üstüme alacağım. Evet, asker yok diye şeymiş. Sınırsız ücret değil de. Bir 50 adam da öteki kaleyi bırakayım. Beyler yemek memek bitiyor ha. Yani şaka maka şey yapıyoruz yani.
Yatıyoruz aşağı. Aa, esirler. Esirlerden zaten doğru düzgün para alamayacağım da. 50 adam daha koyayım kenara. Görüşürüz, görüşürüz. Baranım dikkat et kendine. Ozanım hoş geldin. Efendim selamlar, hoş geldiniz. Hocam görevler burada bug'lı. Kervan tüccarının eşlik et görevi falan baya baya bug'lı. Şu dandiklere atalım. En azından dandikliğinde bir sınırı olsun. Tamam, 150 adam da burada. Kalan 118 adam bende. Ben bu adamlarla demircilik yapacağım. Köylülere attım, şunlara attım. Karşıya geçip artık satış yapabileceğim. Hatta böyle birazcık daha şey atalım. Esir atalım çünkü şu dandik adamları bırakacağım. Tamam, sadece 100 askerim kalacak. Bunları da demircilik yapmaya kullanacağım. Garnizon ücretleri 2600 altın diyor. Abi. Çok fena. Hadi bakalım dostlar bir deneyelim. Yani krallıklardan İrlanda Krallığı bize ne kadar para verecek acaba? Konuş bir bakayım benimle. Barış için ne kadar veriyorsun? Oha bir de benden para istiyor 23K. Abi senin bahsettiğin şey yalan ya. Hayal yani. Tamam, şöyle yapıyorum. Abi yemeğim yok. Yemeğim olsa. Ya Herro ya Merro. Biz bir tane şehir almaya gideceğiz biliyorsunuz değil mi? Yani el mecbur bir tane şehir almaya gitmek zorundayız. Oh, burası var ya tam bir yemek ambarı. Kalelerdeki 150-150-300 adamı alacağım üstüme. Bu 300 adamla gideceğim. Aa merhaba. Hocam hoş geldin. Gel lan bir savaşalım. Cesarete bak ha adamdaki. Abi el mecbur. El mecbur. Otomatik savaşabilirsiniz. Bugün EU4 gelmez sevgili arkadaşlar. Çünkü strateji oyun kanalımıza CK3 bölümü atıldı. Yamyam yam Japon Kral. Yamyam Kral Samuel. Bir göz atabilirsiniz ekstraya. Light'a bir Gambitions atamadım. Zira kapak fotoğrafı yok onların. Aşkım sen dinlenmene bak. Orası bir şekilde hallolur. Elimizde bol bol video var zaten. Hepsini ayarlarız. Ben bugün bir yayın açmak istedim. Bu adamı burada yersek karşıya geçeriz. Bütün itemleri bir satarız. Hocam senin adamların ağırlıklı olarak köylülerden oluşuyor bu arada. Kaç tane mızrak sapladım var ya. Hey yavrum hey. Senin adamların ağırlıklı olarak köylülerden oluşuyor. Onları bizim yememiz lazım burada. Adamı attan düşürdüm. Dostlar bu arada dediğim gibi ben son bir vuruş deneyeceğim. Burada bu adamı yedikten sonra şehirlerden birine elimde bulunan bütün askerlerle kuşatıp mancınığına, ıdısına, bıdısına rağmen dalacağım. Yani ölüm kalım savaşı olacak biraz. Ya Herro ya Merro hocam. Alırsak alırız. Alamazsak sıfırlanır, olduğumuz yerde kalırız. Ne olur en azından ordular
sıfırlanacağı için geriye sadece milisler falan kalır. 15-20 adam toplar, sıfırlanırsak da öyle demirciliğe koştururuz. Diğer ihtimaller bana biraz uzak gibi geliyor çünkü. Sanki bir hücum emrinin zamanı geldi gibi ya. Gebertin şunları. Aa sevgili Cazibe hoş geldiniz. Abi Twitch Milli Piyango İdaresi'nin verdiği karar neticesinde Türkiye'de erişim engeline tabi tutuluyor şu an. Yani herhangi bir şekilde Twitch'e erişme ya da Twitch'ten yayın açma yetkisine sahip değilim. Ki ne kanalı görebiliyorum ne de yayın başlat butonuna tıklayabiliyorum. O yüzden Twitch düzenlene kadar YouTube'dayız efendim, erişim engeli kalkana kadar. Tahminlerim gelen erişim engelinin şans oyunları yayınlarıyla alakalı olduğu yönünde. Twitch tarafı gerekli güncellemeyi yaptığı zaman tekrardan erişime açılacağını düşünüyorum. Bu süreci bilemiyorum tabii ki. Belki bir hafta olabilir, belki iki hafta olabilir. Daha uzun da sürebilir, daha kısa da sürebilir. Size planımdan da bahsedeyim efendim. Biliyorsunuz sanırım 11 Mart'ta Ramazan'da Ramazan başlıyor. Yani oruç tutacaklar niyet edecek 11 Mart'ta. Benim fikrim şu, eğer 11 Mart'a kadar Twitch düzenlenmiş olursa Sabaton Twitch'te devam eder. Yani bütün yayınlara aynı şekilde Twitch'ten devam ederiz. 48 saatlik bir yayınımız kalmıştı. O kalan 48 saati bitiririz. Şayet ki Twitch düzenmezse Ramazan boyu bütün yayınlar YouTube'da yapılır. Planım bu yönde efendim. Evet efendim, Barış'ım Sabaton'da 544. saatte kaldık. 48 saatte yapılacak yayın vardı. Dediğim gibi Twitch düzelirse 48 saat oradan devam edecek ve 48 saat artı. Düzelmezse YouTube'da. Ki YouTube'da da aynı sistemi uygularız. Mesela bugün bol bol sağ olsun arkadaşlar yayını destekledi, yeni katıl üyeleri falan geldi. Hepsi için yayın uzuya uzuya devam eder o şekilde. Evet, üstüme kapattılar yayını. Dur bakalım kardeş, seni esir aldıktan sonra... Barış'ım sen Bulgaristan'da değil misin? Sen girebilirsin balım, bizi almıyorlar. Ya Baran'ım sağ olsun yayın başlığını falan şey yapmıştır, düzenlemiştir. Abi kellesini alamam, kellesini aldığım an ne olur biliyor musunuz? Buradaki bütün topraklar İngilizlere kalır. Ve şu an İngilizler tahmin edebileceğinizden çok çok daha kuvvetli durumda. Şimdi param ve erzağım bitmeden bütün askerlerimi alacağım. 387 askerle birden Waterford'a dalacağım. Bu bizim artık ölüm kalım savaşımız olacak dostlar. Bu bizim ölüm kalım savaşımız. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Veyahut bir dal daha vekillik verir. Şöyle yapar. Gideriz abi. Dostlar hakkımızda hayırlısı. İnşallah kaybetmeyiz abi. İnşallah kaybetmeyiz. Sevgili Sovyetler Birliği, bildiğim kadarıyla şans oyunları içeriklerine Türkiye'den erişemiyorsun YouTube'da.
O yüzden ekstradan YouTube'un herhangi bir engele tabi tutulacağını zannetmiyorum. Yani kanala tıkladığın zaman bu kanal kullanılamamaktadır gibi bir şey diyor. Hüma Hatun'a ne altın miğferler yakışır da. Bakalım para var mı? Yayın başta sende nasıl gözüküyor? Başlığı düzenledik abi. Hüma Hatun serisi devam ediyor. Montank Blade 2 Bannerlord. Ha, Twitch'teki başlık. Evet. Twitch'te başlık o şekilde. YouTube'u yıllar önce kapattılar hocam. Yıllar önce. Kapandı. Doğru biliyorsunuz. Ama dediğim gibi yıllar önce kapandı YouTube. Ben kamerayı kapalı unuttum değil mi? Yavrum ey. Yıllar önce kapandı. Bir 3-4 ay kadar kapalı kaldı. Şimdi sabahın ilk ışıklarıyla dalacağız buraya. Şimdi onların avantajı şu, şimdi baktığınız zaman. Şehrin avantajı yüksek surlarda olması ve mancınık sayılarının fazla olması. Bizim avantajımızsa askerlerimizin onlardan daha kıdemli olması. Bakalım kıdemli askerler inşallah talan duman edilmeden buraya fetih gerçekleştirebilecekler. Ya umudum o yönde yani. Bunlar bizi parçalar gibime de geliyor ama hayırlısı. Aynen Twitch'i bana düzenledi sağ olsun. Baran'ım, sana ayıp olmazsa Twitch'ten yayınlara bir bakar mısın? Kimler yayında? Yani tabii ki ben böyle bir şey yapmam ama VPN'dir, DNS'tir kullanarak yayın yapan birileri var mı yok mu? Varsa insanlar erişebiliyor mu? Hani sen İsveç'te olduğun için rahat girebilirsin diye tahmin ediyorum. Dur. Şu aradan bir çıkalım. Sakin, sakin. Sakin oğlum. Evet, Samet öldün. Öldün çık. Belki askerler şehri bensiz alır. Yani çok güç bir ihtimal ama belki kenara köşeye çekilebilirim diye düşündüm. Alabilirler biliyor musunuz? Yani inşallah. Geri çekilmezlerse. 38 ölüleri var sadece. Adamlar kayıp vermedi ki. Geri çekildiler değil mi? 100 kadar adam boku bokuna gitti. Yüz tane adam boku bokuna gitti hocam. Peki, B planını devreye sokuyorum. Orduda sadeleşmeye gidiyoruz. Zaten adamlar elimizde esir. Ama sınırsız asker alıyorsun ha. Ben sınırsız asker almanı istemiyorum senden. Tam orada sadeleşmeye gidiyoruz. Adam birliğimden kaçtı. Ya oraların mancınığını falan kırmadan girmek imkansız. Bunun için de çok güçlü bir ekonomi lazım. Bunun için de bizim deli divane para kasmamız lazım. Öncelikle garnizonda daha az ücret alarlar diye tahmin ederekten süre göre sırala. Atlılar bende kalsın. Okçular olarak. 35 okçuyu buraya koyduk. Hadi 40 diyelim, 50 diyelim. 50 okçu artı 50 piyade şeklinde. Otuz piyade oldu. 35, 40, 45, 50. Bu Improved garnizon modunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum da artık daha fazla asker toplama. Sadece atlılar elimde kalsın. Daha fazla adam toplama. Yürü Trelle Castle'da. Musa'nın birliğine kim saldırıyor? Niye saldırıyor?
Tam gene 50 okçu olduğu. ...50 tane de piyade bekliyorum ama... Tamam. Kalan adamları ben demircilik yapmak için kullanacağım. Ne kadar kaybediyoruz? Eksi 500 kaybediyoruz. Tamam. Beni buradan al. Şuradan fırlayıp gideceğim. Riga yakınlarında. Allah Allah. Riga yakınlarında kim dalar ki bize ya? Bizim kervana. Herhalde İrlandalıların tuttuğu paralı askerler. Sağda bir ok var şehre girince oradan ayarlayabiliyorsun. Dur. Hemen bir gideyim bakayım. Evet, Musa ele geçirildin. Zaten 3-5 kuruş bir şey getiriyordu kervan. Ha, prisoner'ları işe al diyordu. Anladım. Dur şu an işe almak istemiyorum. Şu an kimseyi almak ya da trainlemek falan da istemiyorum. Şu anlık yeterli. Her yerde kapandı değil mi bu? Zaten tutsak falan kalmadı. Aa, tutsaklardan asker alma mekaniği iyiymiş bu arada. Mod sabitlenmiş mesajlarda var. Dur şu anlık kimseyi almıyorum. Toparlamam gereken bir ekonomim var. 7.000 mi? Lan niye 7.000 altın? Çünkü fazladan 100 tane tahıl var. At gitsin bunları. 5.6. Allah Allah. Ağırız baba, yapacak bir şey yok. Ağırız ya. Ağırız. Şu esirlerden bir kurtulalım. Tutsaklardan aldığım paraya bak. Yani yanımda tutsak diye taşıdığım adamlardan aldığım paraya. Güzel. 55 bin buradan geldi. Şimdi bana sert keresteleri veriyorsun. Keresteler burada kalıyor. Ve benim Pugio almam lazım, öyle değil mi? Ekonomiyi toplamak için ihtiyacım olan şey bu. Şeritli kolluk. Keşke turnuvalardan aldığım bahsi falan arttırsaydım. Ürün satın al. Odun. Birader, atlılar hariç herkese atsam 46 tane atlı bana yeter bence ya. Hiçbir boka yaramadı. Hiçbir halta yaramadı. Şu York'ta falan da kereste vardır. Enver abime hoş geldin. Aa, Enver abinin hesabı bu galiba. Abi birkaç güne dinlenmeye çıkacağım ya. Birkaç güne dinlenmeye çıkacağım. Teşekkür ederim abim. Sağ olasın. Burada VIP'lik de yok ki. Birkaç güne dinlenmeye çıkacağım abi. Sonra Twitch açılana kadar YouTube'dan devam. Baktık açılacağı yok. Temelli YouTube. Ya da belki kick açılır. Bir kick de deneriz. Bilmiyorum. Live'ı, kick'i. Allah ne verdiyse her şeyi. Tam yeterince kerestem var. Şimdi şuradan demirciye girip bunları biraz kömüre çevirelim mi? Aa, 20'ye 10. Bu arada enerji modu kullanıyoruz arkadaşlar. Enerjim çok çok az azalıyor yani. Bilginiz olsun. Yirmi yirmi basınca iyi geldi. Eritme sırasında yeni parça öğrenme. Çelik merik değil de yanılmıyorsam bir tek Tamasken çeliğine gidiyorduk değil mi? Tamasken çeliğine falan gitmek önemliydi. Arena kapalı. Ne veriyorsun arenada?
Bağcıklı kumaş üzeri yuvarlak siperli miğfer. Çok dandik bir şeyden gene değil mi? Efendim modlu oynuyoruz seriyi. Kullandığımız bütün modlar sabitlenmiş mesajlarda. Elimine yukarıyı işaret edip duruyorum. Chat'in en üst kısmında. Ya da videolarımdan herhangi birini açıp şey yapabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz sabitlenmiş mesajlara. Pazartesi başvuracaklarına dair haber var mı abi? E çok güzel. Ya abim benim planım şu. Şimdi Mart 11'den önce açılırsa direkt Twitch'ten devam edeceğim. Baktım Mart 11 oldu, hala açılmıyor. İşler çok uzadı. Ups. YouTube'dan devam. Twitch gitti, ne yapacaksın şimdi? McDonald's'a CV bıraktım. Bir de bir yandan banyoda ağlıyorum. Bazı gecelerde panik atakla falan uyanıyorum. Onun dışında iyi yani durum. Muhtemelen... Hocam açılır geri, açılır, şey yapma. Açılmazsa da sıkıntı yok. Bu tam olarak 1.2.9'da çalışıyor bu arada. İçtin mi hareketsizini? Sevindim bebeğim. Sevindim hatunum. Hayat güzel, kuşlar uçuyor. Evet yavrum. Geceleri hanter içerisinde uyanıyorum ve ani bir kalp sıkışmasıyla oluyorum böyle. Dur bakalım, henüz YouTube şey olmazsa. Evet, başvuracakların eski bir meslektaştan duydum. Kazino kanalları Türkiye'yi kapattık diye başvuruyorlar. Ancak sonuç ne olacak belli değil. Kabul edilmezse itiraz süreci başlayacak. O da epey uzayabilir. Evet abi, evet abi. Ya şey diye de okudum. Kick sanırım çoktan kapatıp başvurmuş. Ama cumartesi pazar olduğu için bekliyorlar. Ya bakalım, şu an için hiçbir şey belli değil. Abi bak, yurt dışında yaşayan birkaç arkadaşım var. Onlara baktırdım. Kapanmasının sebebi şans oyunu yayınları ya. Bak girdik baktık, tamam mı? Sadece şans oyunları yayını yapan insanlar var, biliyor musun? Adam takmıyor ki kararı, bir şekilde illegal millegal bir şekilde giriyor, yayını açmaya devam ediyor. Harbiden olan sana bana oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Artık ne karar alınırsa. Üstüme kapatmasalardı iyiydi ya. Üstüme kapatmasalardı iyiydi. İbrahim'cim dilediğini sorabilirsin, buyur. Birkaç gün içerisinde çözüleceğini düşünüyordum aslında. Halen iyi niyetliyim ama bazı nedenlerden dolayı azıcık ümidim kırıldı. Abim bana istediğin zaman Discord'dan yazabilirsin. Benim Discord'um açık. Persona 3 oynamam balım ya. O pek cizlik değil, biliyor musun? Yahu kestim elemanı canım. Aa. İki satır sohbet de edemiyoruz ya. YouTube sürekli emir veriyor ya. Yayıncıya emir vereceksin. Domal diyeceksin. Yayını açtım. 2-3 satır konuşuyorum böyle. Arkadaşlar böyleyken böyle oldu falan filan. Hani birkaç gündür neler oluyor neler bitiyor onu anlatıyorum. Adam diyor hadi oyuna geç hadi. İşimiz var, gücümüz var kardeşim. Seni mi bekleyeceğiz? Yayıncıya bir şey muamelesi var ya.
Ya bu arada arenada at muhabbetine şiddetle karşıyım ya. Avrupa'ya ineceğim dostlar bu arada. Sonra buralara pek uğramayacağım çünkü... Hugi'yi alıp silah eğitmek lazım. Oyunda en iyi at. Turnuvadan geliyor ya bence. Kraliyet savaş atı mıydı en iyisi? Sanırım oydu. Dediğim gibi Enver abi benim Discord'um açık. Bana oradan dilediğin zaman yazabilirsin. Başına karalar bağla kömürü satma. Ağla kaderine ağla. Kaç kilo ağırlığım var acaba? Kraliyet savaş atı daha iyi diye biliyorum ya. Daha sağlam. Beni buradan aşağı tükürecek bir yer var mı? Var. Beni bir aşağı tükür abi. Estağfurullah efendim. Yani hiç sıkıntı değil. Haydi bakalım buradan Paris'e. Bir kılıç mılıç üretelim. Ekonomiyi toplarız yani. Şu 70k parada bize yeter. Arada bir yerde birkaç turnuvadan da atmat bir şey düşürsek 10 numara. Arkadaşlar Twitch ile alakalı bir haber yok. Bekliyoruz. Bugio var mı? Bugio herhalde Avrupa şehirlerinde olur ya. Odun alan mı? Tanesi 27'den odun mu alınır ya? Manyadın mı? Herhalde Avrupa şehirlerinde olur abi. Dead Cells oynadım tabii ki. Hoş oyun. Twitch'le alakalı şu, benim bildiğim bir haber yok. Aha bu diyor. Keresteler pahalı. Salla keresteleri. Yürü Strasbourg'a. Tamasken çeliği falan filan açıldım var ya. 10 numara. Var mı Pugio? Ver. Gir demirciye. Başla eritmeye. Kilidi kaldır. Şunları kitle. Bu arada bizim şu an karşıdan karşıya geçişimiz yalan ha. Onu size net bir şekilde söyleyebilirim. Bu ağırlıkla İrlanda tarafına geçemem. Toplam video sayın ne demek yaşadığım hayattan daha fazla. Var mı çiftel kılıç? Rare two-handed sword değil mi?
Hepsini sağa çekiyorduk hocam, yanlış hatırlamıyorsam. Gerekli tüm malzemeye sahip değilsin. Neye sahip değilim ya? Nasıl sahip değilim? Kömür var, şey var. Gerekli tüm malzemelere sahip değilsin. Ne istiyor bu? Oyunun bitti dediği yer. Abi bu sandbox oyun ya. Aa, demircilik yeteneğim yetmiyor. Onu mu diyor acaba? Ham demir. Tamam. Ham demir veren... Ham demir verecek materyallere ihtiyacım var. Oraklar moraklar verir değil mi? Ulan orağın tanesi niye 207 altın? Orağın tanesi niye 207 altın ya? Tamam, bunlar ham demir veriyor. Şimdi olur. Şimdi olur. Fırlatma silahı falan yapamam da. Rear two-handed sword var. Bir de çift el kılıç var. Rear'ını biz basamayız herhalde ya. Basabilir miyiz? Rear deneyelim anasını satayım. Ne oluyor? Başarısız mı oluyor Rear'da? Muhabbeti bilmediğimden şey yapıyorum, soruyorum. Şimdi benim bildiğim bunları tekrardan eritip şey yapmak gerekiyor. Satmak değil de. Oo, bir saniye, satınca da iyi para gelecek ha. Eritirsem tekrardan malzeme veriyor. Malzeme ile yenileri açılıyor. Tamam, biz döngüyü başlattık ya. Döngüyü başlattık hocam ya Allah deyip. Ben eritmeye devam ediyorum bu arada. Bak, parçalar geri geliyor. Tekrardan demir döv. Oo, bak bayağı materyal açıldı ha. Bayağı materyal açıldı dostlar. Çifteli tıklayacağız buradan tahminimce. Buradan da çiftel tıklı. Aa bak, artık normal demir kullanıyor. Ham demir kullanmıyor. Normal demiri ham demire, şey, dövme demire çevirebiliyor muyum? Demir. Dövme demir değil, normal demir. Dövme demirle normal demir yapılabiliyor. Ama bunun için dövme demir yiyor. Şunları hallederiz. Oradan da buradan bir şeyler yaparız. Sonra bunları tekrar dövme demire çeviririz. Sonra aynı muhabbet devam. Oha, tier 3'ü falan açılmış. Dostlar, tahmin ettiğimden çok daha kısa sürede hallediyoruz ha şu an. Harbiden tahmin ettiğimden çok daha kısa sürüyor. Kömür yok. Yok anasının nikahı. Bak, artık kömür var. Ve yeni malzemeler de var. Birader, o ne? Hocam çok fazla seçenek var, farkında mısınız? Şimdi ne kadar ediyor mesela bastıklarım? 10k falan ediyor. Tamam, biz oyunu yedik. Biz oyunu yedik agalar. Bu bölüm içerisinde orduyu kurar, o şehri alırım ben. Biz adamları yedik şu an. Yüzer adam kalelerde var. Bir 200-300 adam da ben toplar giderim oraya. Ben o şehri alırım kral. Ben o şehri alırım. Şimdilik bir 4 tane sat. Adamın gücünün yettiği ölçüde. Gücü yetmiyorsa odununu al.
Yemeğini al. Bu yemekle karşıya geçmesi de mesele de. Gir demirciye, erit. Biz gidip biraz daha Pugio falan alalım. Oy 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 oy. Pamasyan çeliği. Eritme ya da arıtma sırasında enerji bunlar bir önem ifade etmiyor. Abi tamam biz parayı vurduk. Viyana kuşatma altında. Viyana'ya gidemem. Diğer şehre bir ilerleyeyim. Aleyküm selam efendim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bak hala yeni demircilik parçaları falan var. Bugio var mı kardeşim? Bugio. İtalya taraflarında falan satılıyordur belki Bugio. Biraz daha Pugio alalım. İtalya taraflarına bakalım. Venedik'e falan bakalım. Bu arada asker toplayıp döneceğim oraya. Merak etmeyin yani. Baya baya bir ekonomi yapacağız. 200-300K parayla gideceğim oraya. Vallahi son eklenen modda Selçuklu da var dostlar. Anadolu Selçuklu var. Büyük Selçuklu var. Anadolu tarafı falan. Epey bir kalabalık durumda. Epey kalabalık hem de. Pugio. Yapma ya, İtalya taraflarında falan Pugio yok mu? Peki sırf para için düşünsek. Dogorito, hoş geldin. Kesene bereket, çok teşekkür ederim. Tabii ki Ramazan'da sahura kadar Tamasken çeliği lazım. Tamasken çeliği yapabilir miyim? İyi çelikten Tamasken çeliği yapılıyor. Ama ben iyi çelik üretemiyorum şu an. Marsilya tarafına falan gidelim. Ya da üretebildiğim kadar üretip ne bileyim 200K 250K falan o civarda askerle bir millete musallat olurum. İtalya'dan şuradan buradan bak ne yapalım biliyor musunuz? Yeterince para toplayalım. Dogorito kesene bereket bu arada. Çok teşekkür ederim desteğin için. Ne yapalım biliyor musunuz abi? İtalya'nın en aşağısına inelim çizme kısmına kadar. Çizme kısmına kadar indikten sonra yavaştan şöyle yapalım. Odun modun yok mu burada ya? Tam demiri de kitle. Asker toplaya çıkarım. En son çıktığımız adamlarla bir şeyler yapalım. Kabile işi fırlatma hançeri. Evet onlar da çok faydalıydı. Ups pardon. Hatırlıyorum. Onlar da çok iyiydi. Şunlardan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Ova ciridi falan filan. Kabile işi fırlatma hançeri. Bu. Hep bunlar biraz daha pahalıydı. Ama hallederiz. Ben İtalya'nın en altına kadar ineceğim. Çizmeden asker toplaya gideceğim. Sürekli demircilik yaparak ekonomiyi sağlamaya çalışmak zor. Şuradan bir köyden odun alalım. İlaç gibi geldi. Çizmeden yukarı doğru asker toplaya çıkalım. Ve İrlanda tarafına gidip bir İrlanda tarafında şey yapmaya çalışalım. Var mı kabile işi fırlatma hançeri burada? Var. Çok iyisin abi. Yanlış hatırlamıyorsam tabii bunlar gerekliydi. Biraz demirciye girip eritme yapalım mı? Bir tane bırakıyorum ne olur ne olmaz. Biraz odun bırakıyorum. Bir tane bırakıyorum. Neden bırakıyorum? Şehirlerden alabilmek için. Roma, diğerleri. Çizmenin ucundan yukarı doğru asker toplaya gideceğiz. Cirit hiç denemedim dostum ama sevgili Dogorito. Çiftel silahların bayağı işe yaradığını söyleyebilirim. Bayağı işe yarıyorlar. Şimdi elimde olanlardan bir tane Rare çiftel silah döveyim. Ulan 5. kademesi açık ama bende Tamasken yok mesela. Ama iyi çelik var. Şuradan iyi çeliğe doğru git. Buradan biraz daha iyi çelik istesin.
kabza. Hem çift el hem tek el olunca daha pahalı oluyordu diye hatırladım. Ve bu. Var ya, muhtemelen bunlar öyle bir para ediyordur ki. Bunlar öyle bir para ediyordur ki abi. 16 bin. 3 tane sattım. Etini aldım. Hala mı tüccarda para yok? Eti aldım, balığı aldım. Hala mı tüccarda para yok? O neymiş la? Güç. Arena'da skill sıfırlayabilir miyim? Demirciliği sıfırlayalım, item yapalım abi. Demirciliği sıfırlayalım, item yapalım. Dayanıklılık, demircilik sıfırla. Teşekkürler. Parça üretmeyle alakalı artık bir şey öğrenmeme gerek yok. Yani bütün malzemeleri yapabilsem bana yeter. Kömür hariç. Bütün üretim kısımlarını al. Güç al. Tamam. Roma'dan sonra şuraya. Kardeş merhaba. Kabile işi fırlatma hançerlerini al. Devam et. Yine aşağı Napoli'ye doğru. Köylerden adam ala ala çıkacağım. Tabii ki, tabii ki. Dogoritocuğum. Hepsini gösteririm. Bana biraz zaman ver lütfen. Şuradaki alışveriş işlerimi halledeyim. Hemen sana şeyleri göstereyim. Devletlere neler var neler yok. Bir save alayım müsaadenle. Dostum kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi sana hemen göstereceğim devletleri. Bütün Avrupa haritası var. Avrupa haritasının yanı sıra Afrika kısmı da var. Bak. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Türkiye'yi baz alarak. Türkiye'den başlayalım mesela. Türkiye'de şuraların boş olduğuna bakma. Kaleler falan var. Türkiye kısmı var burada. Türkiye kısmının ardından. Yukarıda Kafkaslar var. Dogaritocuğum kesene bereket, teşekkür ederim. Katıl üzerinden aramıza katıldığın için çok çok sağ ol, hoş geldin. Kafkasların yukarısında Kazan, Rusya kısmı, İskandinav bölgesi var, İskandinavya tarafı var. Bununla beraber Avrupa kısmı var, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, İtalya tarafı, Balkanlar, işte Fransa, İspanya ve Kuzey Afrika bölgesi. Afrika'nın daha aşağısı yok, Mali tarafı falan yok. Kuzey Afrika bölgesi var böyle komple. Arap Yarımadası var ama Arap Yarımadası'nın tamamı yok. Sadece Medine'ye kadar olan topraklar var. Bununla beraber buradan yukarı çıktığın zaman da İrlanda ve İngiltere tarafı var ki ben İrlanda'da iki tane kale sahibiyim. Şehir alabilmek için demircilik yaparak para kasmaya ve adam toplamaya çalışıyorum. Tek amacım bu. Bir de bir yandan da turnuvalara girip at mat varsa at alıyorum. Bak mesela tiyal atı muhteşem bir şey. Bu şekilde. Bütün haritayı da ele geçirmeye amaçlıyoruz. Abi isterse yıl sürsün. Bizim bir acelemiz yok. Bizim bir acelemiz yok hocam. Bölüm sürelerimiz de uzun biliyorsunuz. Allah ne verdiyse yayındayız yani. Mesela ben bu el parayı ve askerleri toplayacağım. Şehir fethetme işlerine sonra girişeceğim. Ve işin güzel yanı sarıyor da. Hüma Hatun'un kuşandığı zırh sağ olsun var ya. Kendisi en baba delikanlıdan bile delikanlı gözüküyor yani. Sanırım bütün hepsi bitti. Bir tek atlılar kaldı. Ve bende sıfır okçuluk yeteneği var. Okçuluğa kasmak istiyorum da. Okey süper halledildi. Aleyküm selam Roblox Gameplay'e hoş geldin. Selçuklu var hem Anadolu Selçuklu hem Büyük Selçuklu var. Selçuklu'yu da eklediler.
Bence önce şunu sağlayalım. Bizim piyadeleri yiyecek bunlar değil mi ya? Çok iyisin. Ona da bir tane çakın artık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yere sadece atlılar kaldı. Şuna da yandan çaktık, 97 can. Targıyı kaldırdı ama vuramadı. 80'le ona vurdum. Hoppa. Hocam bu galiba ya 6. bölüm ya 7. bölüm olması lazım. Elimde birkaç tane daha video var. Bölüm 4'ün ardına çektiğim. Ya 6. bölüm ya 7. bölüm. Sesi ben kapattım dostlar. Sıkıntı yok. Buradayım. Vallahi güzel. Hoşunuza gidiyorsa ne mutlu bana. Demircilik yapıyorum efendim. Hayatım başladım. Parayı da bayağı topladım. 200K'ya yakın para yaptım. Olur aşkım. Şimdi arkadaşlar Palermo'ya niye geldiğimizi biliyorsunuz. Palermo'ya geldik çünkü artık buradan asker toplayarak ana amacımız olan fetih için ulan ard arda at veriyor turnuvalara bak sen. Normalde 5 kuruş paramız olmaz. Ard arda at veriyor turnuvalar. Çok iyi. Maalesef aşkım. Şu an sevgili dostlar şöyle yapacağız. Bu turnuvayı oynayalım. Demircilikle alakalı işlerimizi yapalım. Ondan sonra YouTube'a bir bölüm arası verelim. Gelecek bölümde doğrudan asker toplayarak işe başlayacağız. Tamam mı? İtalya... Afrika değil, Afrika'ya doğru inmeyeceğim. İtalya, İspanya, Fransa, Avrupa, bütün her yerden asker toplayıp 200-300 kişilik devasa bir orduyla İrlanda kapılarına dayanacağım. Ve İrlanda'nın alamadığımız şehrini almaya çalışacağız tekrardan. Biliyorsunuz şehri almak için bir kere saldırdık. Bu halbi götümüze baka baka geri döndük. Bu sefer işlerin farklı olacağına inanıyorum. Yüklü miktarda erzak toplayıp geleceğim. Bir tribüşe kurmaya yetsin. 2'ye 2. Okey alırız alırız. Osmanlı yok efendim. Selçuklu var. Selçuklu taraflarına doğru gidebiliriz bu arada. Kılıcı arslan var. Kılıcı arslan. Kılıcı arslan. Böyle yazmışlar. Budur. Umarım bu sefer şehri alabiliriz arkadaşlar. Yani isteğim dileğim bu yönde. Selçuklu'dan adam toplayabiliriz. Afrika'dan adam toplayabiliriz. Her yerden adam toplayabiliriz ama
Avrupa'dan hızlıca toplayıp gitmek bana daha mantıklı geliyor. Çünkü orada yürürken bile şey kaybedeceğiz yani. Memlükler var mı bilmiyorum paşam oyunda, dur bakalım. Memlükler var mı oyunda bilmiyorum. Ama Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu Devleti'nin olduğu tarihten bahsediyoruz. Yani o tarihlerde Selçuklu, şey Selçuklu diyorum, Memlük var mı bilmiyorum. Onu niye giymiyorsun şimdi Safkan? Safkan Batanyatı bende de var bebeğim. Zaten bineğimi aldım, öyle şey yaptım. Biraz taşıma için yük beygiri alalım. Var mı burada kabileyi şifrelatma hançeri var. Tamam. Selçuk şey yoktur, Memlük Sultanı yoktur ya. Memlük 1250'de. Sanırım 1250'den gerideyiz. Hayır efendim, asker gönder deyince kendi karakteriniz gelişim kazanmaz. Asker gönder dediğiniz zaman sadece ordunuz tecrübe kazanır. Arkadaşlar Memlükler yok, Fatimi Halifeliği var. Fatimi Halifeliği. Burada da Muhammed'in klanı var. Muhammed yazmışlar. Jerusalem'de Türk Pers medeniyeti diye eklemişler. Burada şeyler var. Crusader'lar var. Haçlılar. Haçlı birlikleri. Burada da Haçlılar var. Burada da Haçlılar var. Buralar komple Haçlıların. Medine galiba şeyin elindeydi. Selçuklu İmparatorluğu'nun elinde. Anadolu'da da Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti var. Aa yok, Roma almış burayı mesela. Roma, The Sultan of Rome. Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu. Yayınlar artık buradan. Yani Twitch düzenlene kadar. Şimdi demircilikle alakalı son işlerimizi halledelim. Sonrasında bizden bu bölümlük bu kadar diyelim. Gelecek bölüm devam edelim. Önce şu kabile işi yayları bir eriteyim. Minimal. Yani uyu kalk, uyu kalk, uyu kalk. Ömrümüzün geçmesine gerek kalmıyor. Çok iyi. Hemen arıtmadan kömür. Şimdi bana efsanevi silahlar yap bakayım. Efsanevi silahlar için ne istiyor? Tamasken çeliği istiyor. Aslında arıtma muhabbetinden paso tamasken çeliğine yürüyebiliriz ha. Tamasken çeliği için iyi çelik lazım. İyi çelik için normal çelik lazım. Normal çelik üretebilmek için demir lazım ki bizde 400 tane demir var. Peki. Eldeki 400 demirin tamamını çelik haline getirdim. Çelikleri iyi çelik haline getirdim. Ve odunum bitti. Kömürüm. İyi çeliklerden de tamasken çeliği yapacağım. Tamasken çeliğinden yaptığımız bir kılıç ayı gibi falan para ediyor ama odun lazım. Odun İskandinavya tarafında var. İskandinav taraflarında var da. Ha, oraya mı gideceğim odun için? Çölde odun aramak çok mantıksız olur değil mi? Peki gemi mesela ne kadar para isteyecek buradan? Afrika'ya geçiş için. Oha birader. Oha. 32K sen o işi bir geçeceksin. Sen o işi bir geçeceksin abi. O işi bir geçeceksin acı abi. Çok az miktarda vardır diye düşünüyordum. Varmış, varmış. Bizim eşyaları satmamız gerekiyor bir yerde dostlar. Arıt. Daha fazla kömür. Şimdi buradan biraz tamasken çeliği. Üf, ulan 40 tane tamasken çeliğine de yapılmayacak iş yok ha. Birader şu tamasken çeliklerini bir kitle. Ham demiri buraya bırakır mısın? Tamam. Kömür var mı burada? Yok. Şimdi demircilik zamanı boş. Bir tane yap bakalım epik kılıç. Ne kadar edecek merak ediyorum. Bak hepsi son kademe. Level 5 şeyler. Aşkım beyinsizce sadece sağa çekiyorsun. Burada başka bir şey yok. Kullanım açısından bok gibiler. Sadece satış açısından bir şeyleri var. Ki bakalım. Bak mesela demircilik 180 oldu. Üretilen silahlardan daha az ticaret yaptırımını aldık. Aşkım tek bir silah 30K para ediyor. 7K eden falan da var. 15K eden de var ama
Artık mesela yapacağımız tek bir silah 30K para edecek. Adamın parası yetmiyor. E bari zırhı mırhı yenileyelim ya. Üzerimizdeki zırhtan daha iyisi. Kafalık mafalık ama hiç bence o kadarına gerek yok ya. Benim kullanabileceğim bir şey var mı mesela? Sakallı balta değil de. Gönderli silahlardan. Ya da kalkanlardan. Bir tane kılıcı geri alacağım. Ya da bir tane şuradan kalkan alırım bebeğim. En azından kalkanım tam olur. Bir tane bundan veririm. Yeter eksi 4000'den de bir şey olmaz. Evet dostlar, şimdi şöyle yapıyoruz. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Deli gibi paramız var, deli gibi itemimiz var. Asker toplayıp item sata sata İrlanda tarafına çıkacağız. Ve İrlanda'da ilk şehir savaşımızı gerçekleştireceğiz gelecek bölümde. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.